Merhaba arkadaşlar, buydum da size. Bu GS'lerinde tarayıcılarında genellikle 50-11, 50-12 bir hata kodları verir. Bir de bazen mürekkep dökülür. Buralarında taşı mesasında lekeler oluşur. Yani camını silmeyi göstereceğim. 50-11, 50-12 için bu tarayıcı bölümünü komple almanız gerekiyor. Aksi takdirde çözümü çok zor. Buradaki yerlerini zaten sökünce göstereceğim. Şimdi biz bu tarayıcıyı söküp temizlemeyi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şuradan yan kapağını kastırarak bundan kurtuluyoruz. Daha sonra da panelimizi şu şekilde çıkarıyoruz. Burada geçmeleri mevcut arkadaşlar. Bunlardan kurtarmanız gerekiyor. Ben şimdi biraz yakın size göstermediğim için üzgünüm. Bir tanesi bu tarafta. Diğeri de hemen burada arkadaşlar. Şu şekilde. Bu vidaları sökmenize gerek yok. Şu ön paneli sökeceğiz. Ters çeviriyoruz. Ön kapağını. Vidalarını açıyorum. GS'lerinde hemen hemen bütün tarayıcıları aynıdır arkadaşlar. Çok zor da kalsanız kaputtan da değiştirmeniz gerekiyor. Şu şekilde geçmeleri mevcut. Buradan şu ön panjurunu da alıyoruz. Daha sonra şurada vidamız var. Bunu söküyoruz. Yine burada da var arkadaşlar. Şimdi bu tarayıcılar arkadaşlar geçmelidir komple. Şu önden de görürsünüz artık geçmelerini. Bunları çıkarmak için önce arkadan kaldırmanız gerekiyor. Şu şekilde geçmeleri mevcut olduğu için şunu da çıkaralım biz. Daha kolay olsun. Bu şekilde geçmeyi de çıkarttık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey şuradan geçmeyenden kurtarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Burada da yine aynı şekilde var. Bunları çıkarttıktan sonra şu şekilde açılıyor. Açıldıktan sonra şu arka şöyle kastırmanız gerekiyor ki bu tarafa doğru çıkarabilirsiniz. Hatta çevireyim. Arkadaşlar bakın şu şekildeyken şöyle kastırdığınızda çıkıyor. Tarayıcımızın altında durma noktasını okuyan bir bölüm var. Bu genellikle mürekkep olduğu zaman tarayıcı burada durup okuyamaz. Okumadığı için 50-11'e düşebilir, 50-12'ye de düşebilir. Bazen de bu okuyucu bozulduğu için burada da hataya düşüyor olabilir. Tarayıcının bu tarafını çıkartmadan sonra güzelce silip geri toplayabilirsiniz. Tarayıcı da şu şekilde yerinden çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde motoru var altında. Ve durma noktasını okuyan bir sensörü var. Buna da mürekkep bulaşırsa şayet yine 50-12, 50-11 gibi hata kodlarını verecektir. Bunlar normalde yazıcı açtığınızda kapağını şöyle koyduğumda arkadaşlar şuraya gelip gidip gelir gidip gelir hataya düşer. Bunu ya bu bölümü okumuyor ya da okuyucu bozuldu. Kablolarında da yani flexi kablo anakarta takılan yerdeki flexi kablolarında da sıkıntı olabilir. Bunlar tabi göze görüp de incelemek gerekir. Ben bu videoda size tarayıcı camını nasıl sileceğinizi göstermeye çalıştım. Eğer böyle bir sıkıntınız olursa mürekkep dökümü veya lekeli çıkarması tarayıcı camını çıkarıp da temizleyebilirsiniz diye göstermeye çalıştım. Yine toplamaya gelirsek arkadaşlar şu şekilde koyduğunuzda yapacağımız tek şey şuralarını
tutma biraz zor. Onu söyleyeyim baştan sökmeden. Burasını koyduk arkadaşlar. Koyduktan sonra diğer tarafa çektik. Burasını da böyle hani pardon kamerayı çevirttik. Şurasını kaldırdığımızda kalkmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Şu tarafa doğru çektiğinizde çıkıyor. Yine koyarken de burasını tam üstüne getirip koyun. Burası da böyle oturuyor. Ama çıkarırken yana doğru çektirmeniz gerekiyor. Biraz kaldırıp da şu şekilde kaldırıp bu tarafa doğru çekmeniz gerekiyor. Tekrar göstereyim ki görün diye. Yine burasını tam yanına getiriyorum ve koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra bütün geçmelerini geçsin diye şu şekilde timlerini oturtmaya çalışıyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada da geçmeler mevcut. Şurada iş tarafı hemen. Bu şekilde yerine takmış olursunuz diye düşünüyorum. Geçme bir tanesi burada, bir tanesi burada. Yine ön tarafta da bu şekilde arkadaşlar. Yine toplayacak olursak önce yan kapaktan başlayalım. Şu şekilde yan kapağımızı iç tarafta geçmeye gelecek şekilde, özellikle şu tarafta şöyle taksitten aşağı doğru bastırıyorsunuz. Yani yukarıdan aşağı doğru. Tekrar göstereyim. Şöyle açtırıyorsunuz. Geçmeleri mevcut. Şimdi çıkarttım. Takacağımız zaman şunu şöyle koyduk. Üstüne bastırarak aşağı doğru yüklediğimizde oturuyor arkadaşlar. Bu kadar yani. Şimdi kamerada biraz kaçırıyorum. Oraya bakarken. Ön tarafta yine bu şekilde. Geçmeleri mevcut. Ön tarafta şu şekilde geçmeleri mevcut. Yani oturttuktan sonra alttaki vidalarını toplamanız gerekiyor. Yani buradan sökmüştük, bunu da toplayalım. Panel bölümünde yine yerine takalım. Şu şekilde arkadaşlar. Diğerine gelecek şekilde şurası oturuyorsunuz. Yine burası da aynı şekilde. Daha sonra ışıklar için bir leksi var küçük. Onu takıyorsunuz. Burası da yine. Bu şekilde tarayıcıyı toplamış olursunuz arkadaşlar. Camını silmeyi gösterdim zaten. Yine bu şekilde de yazıcımızın üstüne takacaksınız. Çıkarması kolay. Bu da yine geçmeli. Tıpkı şu üstüne kapak çıkarttığım gibi. Şunu da şöyle göstereyim. Şuradaki geçmelerini oturduğunuz zaman olay bitmiş oluyor. Bu tarayıcıyı komplesinde yine bizlere ulaşarak alabilirsiniz. Umarım faydalı video olmuştur. Aklınıza takılan soruları her şeyi yorum olarak bırakabilirsiniz. Bugün videonun gelmesini istiyorsanız da kanalıma ücretsiz destek verebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar. Hoşçakalın.